Alzheimer'a karşı önleyici kür. Şimdi bakın, Alzheimer genetik bir rahatsızlıktır. Bir de genetik dışıdır. Yani çevre şartlarına bağlı olarak gelişen bir rahatsızlıktır. Şimdi burada ben değerli izleyicilerimize Alzheimer'le ilgili şunu söyleyeyim. Unutkanlık başladı, bende Alzheimer mi başladı deyip lüzumsuz yere panik yapmayın. Kendinizi de strese sokmayın. Yani taze sıkılmış havuç suyu unutkanlığa karşı birebirdir ve Alzheimer'e karşı da mükemmel bir önleyicidir. Bunu unutmayın. Yani unutkanlığınız mı var? Evelallah. Bir ay taze sıkılmış havuç suyu. Bunun dolusu. 150 mililitre. Daha 3. 4. gün unutkanlığınızın ortadan kalktığını göreceksiniz. Ve tabii ki Alzheimer'e karşı da müthiş bir önleyici gücü var. Şimdi Alzheimer'de bir takım belirgin proteinler var Hüseyin. Mesela tau protein diyoruz. Bunlar birikiyor. Bir de şu var. 40 yaşından sonra bütün insanlarda beyin atrofiye uğrar. Yavaş yavaş küçülür. Hı hı. Bütün 40 yaşından sonra bütün insanlarda. Ama Alzheimer'de bu biraz daha hızlı oluyor. Ve plaklar, protein, tau protein deniyor. Hocam, İşte bunu... 5 dakikada hem Alzheimer kürünü, çok özür diliyorum kestiğim için, ama hem kürümüzü verelim hem de bu tavuk derisi hastalığı için çok telefon geliyormuş. Kusura bakmayın, bilgi verirken kestim ama yetiştiremezsek tamam, daha mahcup oluyoruz. Peki, bunu söyleyeyim. İşte burada bu proteinlerin oluşumuna engel olunması lazım. Hı. Yani bunlar nedir? Bunlar mesela doğal olmayan bir buğdaydan siz almış olduğunuz gliadinin metabolitleri, metabolize olduktan sonra beyine gidiyor. Mesela bunlardan bir tanesi egzorfin. Hiperaktif yapıyor, unutkanlık yapıyor, tahammülsüz yapıyor, sinirlilik yapıyor, dikkat dağınıklığına neden oluyor, özellikle çocuklarda. Yani dolayısıyla protein birikimlerini de tetikleyebiliyor. Peki, şimdi ne burada yapacağız? Burada hep doğal besleneceksiniz. O tamam. Doğal. Bunu unutmayın. Hastalıklar bu kadar çok değildi. Değildi. Teknoloji ilerledikçe modern yaşamın imkanları insanları tembelleştiriyor. Ve doğal olmayan gıdalar, alo buzdolabının üstünde ne var, şu numaraya bak bakayım deyip hemen bir şeyleri sipariş ediveriyorsunuz. Doğal besleneceksiniz. Vallahi işte gülü seven dikenine katlanır. Ha, öyle bir yaşam mı seçtiniz? Tamam. Yani sonunda ağlamak yok. Adamı yaşatırlar. Yani 105 yaşına kadar da yaşarsın. 70 yaşında Alzheimer'e yakalanırsın. Hastanelerde, evde, böyle bakımda, şurada, burada. Bu ne büyük bir külfettir. Çok. Hasta tabii ki bizim canımız, ciğerimiz. Ama devlet olarak bizim toplumumuzu eğitmemiz, bu konuda insanlarımızı doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Şart. Yani sağlıklı yaşam insanın kendi elinde Hüseyin. Kesinlikle. Evet. Kürümüzü tamamlayalım. Tavuk karası değil mi? Yok. Alzheimer'ı tamamlayalım hemen hızlıca. Alzheimer'da bizim iki tane kürümüz var. İki tane de takviye ürünümüz var. Hı-hı. Bir tanesi ginkgo biloba'dır. Önerdiğimiz yani. İkincisi de karabaş otudur. Burada ginkgo bilobamızdan bir tutam ya da bir tatlı kaşığı böyle kaynamış olan suyumuzun içerisine atalım, atacağız. Atalım bir tutamı, görülsün. Hı-hı. Evet. Bu tamam. Burada 8 ya da 7 dakika falan kaynayacak. Kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak günde bir defa sabahları aç karnına ya da sabah kahvaltıdan 2 saat sonra da alabilirler bunu. Müthiş etkili bu şeyde. Hı-hı. Alzheimer'de, unutkanlıkta. Akşam üzeri de karabaş otumuz devreye giriyor. Yine böyle kaynamış suyumuz olacak. Bir su bardağımız olacak. İçine bundan 5 başak ya da 6 başak büyük şeklinde alacaklar böyle. Başaklarımız bu şekildedir. Daha sonra içine attıktan sonra 8 dakikada bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak
Akşam yemeklerinin 2 saat sonra içilmesi gerekiyor. Bir de burada bizim incir çekirdeği yağımız vardır. Bu incir çekirdeği yağından da bir çay kaşığı şeklinde almaları gerekiyor.